Davudak şovun bir coşa miner. Hatta içindeki otlar içine sığmağın ağzından serpiler diptir. Gün adamların bir mil defesine gelecek. Tamam adamların peynisi kaynacak. Bir ayağı min ayak basıp birbirine tıkılışık. Şundan adamlar katı kıssancaklar. Fakat derin öz derya olacak. Şunda hemmecik adam vay öz canım vay öz yadayım diyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatli Müslümanlar olur. Ustad muhterem El-Haç Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın kıyametin hatıratını beyan edip de takvanın 3 navga hakta aydan gururlarını 77. şumarada 96 dakika ve 21 saniyenin müddetine dikkatinizi hüdürleyersiz. Dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمة العديد Müslüman doğullar, bizim eyyamız sizi yoktan var eden Hudayımız bizim üstümüze bir kitabı indirdi. Şol indiren kitabının 22. suresinin eslâfkı ayetine sizlere tezekkür veriye, evut veriye ve evimizde nahilli kovgaba ve nacire sizin evimizde bir gelecek işler var. Şolatları yadet haliye. Onun için şol ayeti okuyup şunu sizin huzurunuza tercüme edip veriyen Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhennas taku rabbakum inne zelzeletes saati şey'un azim yevme terevneha tezhelu kullu murdi'atin amma erdagat ve tezav kullu zati hamlin hamleha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Şu ayette Hudayi Tebârek ve Teâlâ يَا اَيُّهَا النَّاسِ deyip umûmen hem adamlara hitap edip aydıya ey insanlar ey beşerler Ey Adem oğulları ittakû rabbekum siz perverdigarınızdan korkun Hudayınızdan korkun ittakû diyeni takva bulun diyeni Ey insanlar siz Hudayınızda takva bulun ne baştan takva bulun inne zelzeletes saati şeyun azim Siz evinizde bir büyük zellele vardır. Ulu başakaylık vardır evinizde. Ondan sonra siz takva bulun diye. Takvada üç yürü takvalık var. Birine takval am diyerle, birine takval has diyerle, birine takva hasıl has diyerle.
takvalı am diyeni bir adam yüreği bilen ananıp dili bilenine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyse şol adam muttaki bollu şol adam. Yani kaysı bir adam şu kelimenin manasını düşünüp yüreğine de sinirip hiç tağıt kulluk ediler yağlı zat yok bir Allah vardır. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da şol Allah'ın bennefi peygamberi bizim üstümüze iyi veren ilçisidir deyip itikad etse yüreği bilen inanıp dili bilen ikrar etse inni şu adam bollu muvahhid hudayı birlen butparaslıktan günparaslıktan ayrı bir zatlara peresteş etmekten saklanan hudayı birleyen musulman mollu. Şuna diyerler takva. Her kim şu kelimeni aysa şol adam ahir cennete girmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahih hadis var. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenneh. Her kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyse şol adam cennete girer deyiptir Peygamber. Sahabalardan Ebu Zer diyen sahaba kaptarlan turup aydıptır ya Resulallah bir adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyse cennete girer deyip aydıyan eğer oğurluk edip zina eden adam olsa ne acır eşol deyiptir. Peygamber aleyhisselam aydıptır oğurluk edip zina etse de girer deyiptir. Yine gen alıp ve in zina ve in sereka oğurluk edip zina etse de girer mi? Oğurluk edip zina etse de girer. Yine de kendini alıp tekrar ediye. Ve in zina ve in sereka. Üçüncü defa Ebu Zer ve in zina ve in sereka diyenine Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diye ve in zina ve in sereka ala rağmi enfe Ebi Zer. Bir adam çınlan yüreği bilen ananıp dili bilenine ikrar edip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyse şol adam cennete girer Ebu Zer'in muradının tersine göre deyiptir. Ebu Zer bir adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bilenine oğurluk yağlı günahları etse zina yağlı korkun günahları mürtekip olsa o adam cennete girmez diyen muradı var, itikadı varmış. Şu Ebu Zer'in muradının tersine göre kelime-i şehadet aydın adam, kelime-i tevhide aydıp da muvahhid bulan adam ahir cennete girer deyip. Biz takvayı am, şu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslüman daire-i İslam'a giren adamın hemmesi âmmegi takva oluyor. Bir takva da buna şerik Müslümanın hemmeci. Şu kelimeni aydıp yürü bilen itikad etse Müslüman mı oluyor? Müslüman mı olundan sonra takvayı âmm oluyor. Kafirlikten sayılanıyor. Cennete girmek diyenleri cüre cüre. Avval vehle girmek ba, inka ahirden girmek ba, hesapsız sorusuz girmek ba, sorusu var edip zahmet çekip girmek ba, ken önce işkenceleri vurup, azapları vurup, köp dert eserler çekip osam girmek ba, bes bir kelime-i tevhide aydın adam ahir cennete varmalı. Veli berde eden günahlarının azabını çekmeli, eğer Uday Teala onun günahını geçmese. Biz takvayı am, şu kelime-i tevhide aydın adam aydı ya. Hudayi Teala adamlara karab, ey adamlar, siz hudayınıza muttakib olun diyeni, inke unçaki takvalık,
kelime-i şehadet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aitmak. Hudayi Teala kutsi kelamını fermaş ediyor. La ilahe illallah hisni femen dehale hisni emine min azabi kelime-i la ilahe illallah men kalamdır diptir. Her kim men kalame girse o adam azabımdan necat tapar diptir Hudayi Teala. Ve onun için bir kufur bilen İslam'ı sayılayan kelime, Müslüman bilen kafirin farkı şu, kafirler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kelimeni aitmeye, Müslümanlar şu kelimeni aitmeye. Onun için İslam'da deslavkı İslam'ın payeti şu kelimeyi tevhide aitip, dil bilen ikrar edip yürüyü tasdik etmeli. Ve şunu da öz oğlunu şoklamıza, maşgalamıza, öz kolasının hakkı adımlığımıza şunu talim vermeli. Şu kelime-i İslam'dır şu, kelime-i necattır şu. Şu İslam ile küfrün arasının farkıdır şu deyip şunu düşünüp verip, şunu evretmeli ehli evlatlığımıza. Tek İslam ile gayrı İslam farklı olur yani. Avval vahlede muttaki amın cümlesine girer yani. Muttakin takvalığın ikinci derecesine takvayı has diye. Takvayı has diyeni La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeni aydıp yüreğine kavcaylaştırandan sonra onun üstüne bir teklif geliyor. İmtisal-i evamir ictinab-i nevahi. Huday'ın buyruklarına boyun koymalı, Huday'ın haram eden işlerinden saklanmalı. Bir adam Huday'ın et diyen işini etse, etmediğin işlerinden de saklansa, bana diyenler muttaki has. Huday namaz okuyor deyip bir namaz okuyor. Mescide gelin deyip bir mescide geliyor. Üşür verin zekat verin deyip bir üşür zekat veriyor. Fitre verin kurbanlık çalın deyip bir fitretin veriye kurbanlığın çalıya. Sele-i rahmetin yakın karnaşlığınıza barın deyip bir öz yakınlığınıza nefaka verin deyip bir işler bitiriye. Hac edin deyip bir hacı diye. Arada tutun deyip bir arada tut ya. Her bir Huday'ın büyüklerini büyük bulanıza diye bir tevrik kemal yerine getiriye. Ondan sonra Huday Adem öldürme deyiptir, arak içme deyiptir, zina etme deyiptir, oğurluk etme deyiptir, gıybet etme, birbirini töhmet etme, merduma darp olma, elin bilen, dilin bilen bir Müslümanı avundurma. Şunlar yalak işlerden kaytarıptır Huday Tebarek ve Teala. Huday'ın kaytaran işinden saklanıya, etmeyen işini edene, et diyen işini ediye. Bana diyorlar muttaki has. Bunlar azapsız, soruksuz ve hiç de varacak. Şunun ne mi? Huday'ın ettiğin işlerini ahmetin ediptir. Haram eden işlerinden ne? Saklanıptır. Ya eyyuhannas ittaku rabbekum. Rabbinize takva olun. Perverdigarınızın diyen ne edin diyen buyruğu bitiren adam, bu adamlar cennete varacaklar. Cahil cennet. Muttakinin üçüncü derecesine, üçüncü makamda aksına muttaki hasıl has diye. Muttaki hasıl has diyeni on şanına mı? Ol deslap kelime-i tevhid aydıp takvayı amın içine giriye, ondan sonra Huday'ın et diyen işini edip kaç diyen işinden kaçıp takvayı hasın içine giriye,
Ondan sonra üçüncü derece kadem koyuyor. On şe'ni nesyan mâsüvallah. Hudaydan özgü zâdı un diye. Tamam herekâdi, sekenâti edip yüren işleri, fikri, zikri, iradesi, kulliyat-ı vücudi fakat Hudayın yoluna olup ayrılıyor. İzâ kâle kâle lillâh ve izâ zekere zekere lillâh ve izâ sekete sekete lillâh. Geplenle de Hudayı dik gepleye, Hudayı için gepleye, zikredenle Hudayı için zikrediye, sükut oturanına sükutu da Hudayı için boluye. Her bir ödünün harekat sadır olsa ma tamam mana Hudayın kul olup aylanıya. Hudaydan başka da un diye ol. O zaman bana diyenler takvayı hasıl has. Hudayın bademlere verecek padaşı behişte beyleki muttakilerden ken. Şunu Allah tebarek ve teala enva-ı aksam nimetler cennette muhayya edip teyyarlaptır. Cennetin nimetini sanap tökülür yarak del. Öyle kutsi kelamını Allah teala aydiye a'dattu li ibadiyye salihine ma la aynun ra'ed ve la udunun semi'ed ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما اتلاكم الله عليه diye. Ben takva muttaki bendelerime teyyarladım cennette bir nimetler yeni. O nimetler henüz göz görmedik, kulak işitmedik, hiçimin yüreğine düşmedik. Şeyle bir nimetler var. Tevsif edip, beyan edip, adama düşündürüp olur yalık değil. Onlaki teyyarlanan nimetler. Şu nimetler anır baş ayırıp düşündürüp olmayacak nimetlerdir. Ki onlaki kasırlar, bağvakçalar, hüyrugaylar, onlaki teyyarlanan içkiler, iğgiler, ballar, süütler, araklar, araklar bununla haram. Bir dünyada adam meth edip kellesinin aklına eriyor. Ol behiştin arakları. Onu halal. Ol meste etmeye. Akılla ayırmaya. Tamam ağırbaş lezzet veriyor içerilere. Şu cüre bir nimetleri Hudayi Tebarek ve Teala teyyarlaptır. Şu nimetleri zuhran ben size zahire edip koydum diye Allah Teala. Belhemâ etlâkumullâh aleyh. Siz bir dünyadaki tecemmülâti, bir dünyadaki göğe salgın yağlık bulup, hiçbir hakikati yok bulup yüren zatla çapışıp yürmeyin. Bunu terk edin, fakat ahirete göz tükün deyiptir Hudayi Teâlâ. Şeyle bir nimetler teyyarlaptır. Şu nimetlerin içinde de hemmesinden kavdi Hudayi Tebârek ve Teâlâ öz didarın kokuşuyor. Allah Tebarek ve Teala didarın görmekteki lezzet o hemme lezzetten yukarıdaki lezzet. Cennetin içindeki kasırlardan da ol hüdürken, bağ vakçalarından da on hüdürken, miyvacadından da on hüdürken, onunla cennetteki kıyılardan da Hudayın didarını hüdürken, Hudayi Teala'nın didarını gören adamlar hemmecik lezzetten erizip vah yine görsem deyip şihirli bulacaktır. Hudayi Tebarek ve Teala'nın didari hemen ıgımattan yok orayım. Şol muttaki hasıl hasla Hudayi Teala'nın verecek padaşı öz didarını olara biterken kökeşecek. Şun Hudayi Teala hadisi kutsuyu da aydıya benden bana kân edafı ibadetler eder, takvasılık eder, bana yakin mi olur? Şol benden bana yakin mi olsa men şunun gepleyen dili men mi olur? Tutyan eli men mi olur? Görüyen gözü men mi olur? Adiyan ayağı men mi olur? Benden bana yakinladıkça men de ona yakinlan. Eğer benden bana birkaç yakinlasa men ona bir kez yakinlan.
eger benden bana bir gez yakıllasa, men ona bir kuloç yakıllarım. Eger benden bana yürük gelse, men ona yortup giderim. Yani ne ennada benden beni söyse, beni islese, men neşe bennemi beterrak islerim. Şun muttaki hasıl haslar, hemmecik zattan elüzüp, fikri zikri, tamami kulliyat-ı vücudunun islen zadi, Huday olansan, Huday tebârek ve teâlâ da, nimetlerin içinde en kâmır başı, nimeti öz zatını, öz didarını kök etmek mi? Şol hasıl has olan muttakilere, ağır başı ödüyor şolara Huday tebârek ve teâlâ verecek. Onun için, behişte, Huday tebârek ve teâlâ'nın didarını görmek, hemmecik adamlara hak. Bir dünyada da Huday'ı görmek mümkün. Veli mümkün mü olmak bilen ne? Gören yok. İlla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şun hakkını görmeyenin hakkını, manlayın hakkı göz bilen görmeyenin hakkında ihtilaf var. Veli kalp bilen Peygamber Aleyhisselam görüptür ve başrada evliyalarda görüyorlar. Veli zahir göz bilen görmeyenin hakkında mümkün ne olsa görüp bilen yok. İmme ahirette görecekler. Ne mi deyip bir dünyada görüp olmaya? Şun insanın vücudu tap getirecek değil Huday'ı görmekliğe. Huday tebârek ve teâlâ ruh diyen bir cevheri bizim vücudumuza nasip ediptir. Şu ruh gelip bize koşuluptır. Ruhun bedene gelip koşulmaklığına cüre cüre var. Dehlap enemizin karnına bizim gevremiz suret çeken vaktinde şotada et sünk bol cansız yatan vaktimizde getirdi şu ruhu bizim gevremize koştu. Terkip etti. Şol terkip ediyenler taalluku tehriki fakat şu bedeni eti kolgap biliye. Ondan sonra yamaçladın dünyaya gelimizde ikilenci taalluk taptı şu ruh. İkilenci taallukuna taalluk-ı tedbiri diye. İnni ol ruh rüşt etti. Yakşı yamana fark verdi. Peydanı ziyanı sayladı. İnsanı yol kökezdi. Onun için ol taalluka taalluk-ı tedbiri diye. Dünya şu hatta bizim ruhumuz, bizim gevremize taalluku var. Ala tarihi tedbir taalluku var. İnni biz uklan vaktimizde de şu ruh bizim gevremize taalluk tapıya. O vaktaki taalluki taalluku tatili diye. Bir cüre taalluk tapıya. Ki mesela ruh ayrılmaya. Ayrılman ile niruları suslaya. Tamam. Havaslar tatil oluyor. Göz görmeden kalıyor. Kulak eşitmeden kalıyor. El uzulmadan, ayak atmadan tamam ihsasatlar tatil oluyor. Bir taalluka taalluka tatili diye uklan vaktimizde ruh bize ala tarika tatil havasları tatil ediyen cüre taalluk tapıyor. İnni ölümümüzden sonra gevre kavre giyirinden sonra da ruhun bedene taalluku var. O taalluka taalluku tembihi diye. Ruh agab oluyor. Ennâsü niyâmun idâ mâtû intebehû. Âdem oğlulları hemmecihu uykudadır. Ülâsa oyunur deyiptir. Uykuda manası adamlar bilen aklır. Başa neyme gelecek? Nehilli kovuğa var. Kabırda neyme? Münkür nekir neyme soracak? Sırat necire? Cennet nâhilli, cehennem nâhilli, hesap kitap nâhilli. Hiç mün fikrin ne de, böyle uykuda yatan yalak bulup yürendirle. İnha ölsün görüyün, şunu oyun olur deyiptir. Ölen vaktinde, kava adam mı olsa bir cüre oyuncuk, teleka adam mı olsa bir cüre oyuncuk. Ölse inni oyuncuk. Oyun mu manası ne? Mesela uklap yatayım. Hiç tahttan havarın yok. Devarende mesela gurrun edip de ulla, üstünden takılışıp yölle, kalma kalma,
Gözün açarsan görsen yine olur yanında bari adamlar turup gidip bir yok adamlar yanına gelip bir yine görüyen bir zatları. Acaba galiyen. Ölünde de sen oyuncak. Görecek ki seni görülmeyen zatı görecek. Bilmeyen zatı bilecek. Kendi zatları gözün yetecek. Onun için Kur'an-ı Kerim kava adamları bulup da oyunundan haber veriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya leyte kavmi ya'lemun bima gafara li rabbi ve ce'alani minel mukremin. Geçen ümmetlerde bir adam ölüptür. Ölen vaktinde onun helekem ruhunu kavzatlar ahirette verilecek padaşlar onu kökölüptür. Şunu gören vaktinde ardı ve diye keşke men ilatım, karnaş doğunum, milletlerim bir bilsemiş bana verilen kavvediyeti, şıdatları ilatla bir bilsemiştik deyip ardı ve diye. Ama telek adamlar oyununla ol nemiş edecek, Huday'dan recat dilecek, beni öldürme, yamaşradın dünyaya kaytar, men takva, perhizkar adamlardan bol oyunlayacak. İnha, bir ölümden sonra ruhun bedene taallukuna taallukı tembihi, inni oyunni, bilmeyen zatını bilyen cüre taalluk tapya. İnni bir dört taalluk aitmaktan maksudum şu ahirette ruhun taallukı taallukı tekmili diye. Şuna bir mukaddematan aydiyan. Gerek yer şimdi kaçacağım. İnni tamam dünyanın avulunun ahirine şelli adamları hem mühü ölüp yamaşkadan direlse ikilenci defa ruh gevreye taalluk tapya. Bir taallukunu taalluk-ı tekmili diye bir ala tarik-ı tekmil gevre koşuluyor ruh. Ruh bir cüre amikte oluyor ki inni hiç ölmeyen, uklamayan, hiç vakta aradan gitmeyen cüre olup kamil tarik'te ruh gevre bedene koşuluyor. Hatta min yıllar o diyen durumdan aradan gitmeli. Her ne kadar dağ üstünde noktanın bilen o aradan gitmeli, ölmeliler. Asırla uklamalılar. Onu uklan yani, o doluki taalluk, taallukta zaf vardı. Allah tarihi tekmil değerli bedene yavşı. Ama ahirette ruh, bedene, tamami zerrati vücudun bilen bu kadri amikta olacak, hiç ayrılmayan cüre, suslamayan cüre, ondan sonra ahirette uku olmalılar, yada uluk olmalılar, ülmeliler. Eğer şu vakit ne alakam, bir litre nevdi üstünden bu yakıda otlasa da, der arzı on dakika sen aradan gidiyen. Ama kıyamette milyon hayır sen o da yanıp dur aradan gitmeliler. Çün ruh bedene yavşanına ala tarik tekmil yavşdi. Taalluk tekmili diyenler. Biz cennette bir adamlar Huday Tebarek ve Teala'nı görün bilen aradan gidecek değil. Ama bir dünyada bedellen taqatı olacak da Huday Teala'nı görmekle. Huday Teala diyenler bir nur. O nurun mukabiline hiç kim durup bilecek değil. Hatta Musa Aleyhisselam Huday Teala'dan diledi. Ya Rabbi Huday, bana öz gevreğin kök edildi. Onun için o dağı gözde, şu dağı durabilse sen beni görürsün dedi. O da Musa Aleyhisselam dağa nazar saldı. Huday Teala da nazarın şu dağı mukabil eden vaktinde dağ erip aradan gitti. Musa Aleyhisselam bir huşur yıkıldı. Şehirli. Emme kıyamatta behişte giren vaktinde hemmecik adamlar yani musulmanlar Huday Teala'nı görecek. Vücuhun yevme izin nadiretun ila rabbiha nadire. Vücuhun yani bir neşe yüzler kıyamet gününe nadiretun begadri serhaldırlar
beşşaştırlar, hoşrudurlar, ila Rabbiha nazira. Hudaylarını gözlep durundurlar diptir. Serhal olup, hoşhal olup, Allah'a nazar eder dururlar diptir. Şu ayeti teyit ediyen hadis sabah. İnnekum seterevne rabbekum yevmel kıyama. Kemâ terevne l-kamara leyletül bedr. Yani kıyamet gününde siz Hudayınızı görürsünüz. Goya onun ördü iyice de ayı görüşünü diyelim. Onun ördü iyice de doğan ayı hem madem görüp biliye hiç muzayiğe etmeni, tıkırışmani, birbirine müdahim olmani, her kim duran duran yerinden çol ayı görüp biliye demni. Biz Allah Tebarek ve Teala'nı da cennette her bir adam rahatça görecek. Ve görmekte ağırbaş hüzür, ağırbaş lezzet. Onun için Allah Tebarek ve Teala başta okuyun ayetimize aitti. Ya eyyuhannas taku rabbekum. Ey adamlar, siz hudayında takva olun. Takvayı amın içinde vurup La ilahe illallah aydın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Takvayı has bulup Hudayın ettiğin işini edip kaç diyen işinden kaçın. Takvayı hasıl hasla kadem koyun. Hudaydan özge hedefi undun. Şeydin, takva bulun. İnne zelzelete saati şeyun azim. Kıyametin zelzeli büyük bir nertedir. Kıyamet değiller şu okuda. Katıdır olu konular. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا اَرْضَغَتْ وَتَذَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ Sen adamları görürsün. Oğlan emdiriyen hatırlar, emdiriyen oğlanından bizar olur. Hamile hatırlar da içindeki hamılını taşlar. Hem adamları görürsün, mesyalık tentek görürsün. Adamlar mesel, Allah'ın azabı biter katı diye. Kellesine tayak degen yari, gider uğrun bilmeni, indirap tendirap yürecekler. Kıyametin meselesi şeyle bir olu konulattır diye Hüday Tebarek ve Teala. Hatının çağıdan eziği görüyen zadi yok. Ezbez ki Hüday'ın azabı katı bulunsun. Şeyim durup duran oğlanın kolunu tutunacak meydana. Bizar bulup. Biz Hüday'ın azabı katı güçlüyüz. Dünyanın avvalının ahirine şelli yığınan insanlar hemmesi eni doğuma yalanç olup dirilecekler. Birden. Kanıtlanmadık çekirtke birbirinin üstüne yaplanıp duruşlar yağlık. İnsanla birbirinin üstüne minip bir ayağa min ayak basıp duracaklar. Bir yer budurukta duracak değil. Çok kıyamet olmadan ev yanına bir zellere gelecek, yer tutturacak. Tamam dağlar birbirine vurup, defeler birbirine vurup, elinin un yağlık bulup avrulacak bir yer. O zaman yer bir tekizlenecek, bir kadri tekizlenecek, yerin ol ucuna bir yumurt koyun da, ol ucuna akı adam şunu görür yağlık bulacak. Ağrıdan en mutlu büyük çocuklar ayrılıp, aynen yüzü yağlı sahip bulacak. Şu sahip meydanı diyorlar, meydanı arasat. Şu meydanı Hüday Tebarek ve Teala, zenan-ı merdan, bağırsını eni doğuma yalanacak, diriltecek. Şu vakta, şu fermayişleri aydın vaktinde Hazret Ayşe aydıya, ya Resulallah, himme adam eni doğuma yalanacak olup direlmeli olsa, bir erkek adamlar, hatırlar birbirinin avradını örtüp duracaklar o diye. Şuna Peygamber Aleyhisselam aydıya, ya Ayşe, ol bir gün, gündür ki, ol birbirinin en namını görmeye yakdaylar çatlayan gün nedir o gün? En namın gözlemekliği başarayan gün nedir?
bir adam elbest ki katı bir heybetinden korkunsan bir görenin yerinden gözün soğuk bilmeyen günü. Hudayi Teala Kur'an'la idiyâ la tahsebennallâha gâfilen ammâ yağmalu zâlimûn. Sen güman etme, Hudayi zalimlerin ediyen işinden bir haber mi kalip güman etme. Oların azabını bir güne tahire koyandır. Ol gününe gözler başa gaylap gözden yerinden gözünü soğuk bilmeyen güne tahire koyandır diptir. İnsan bir zattan korksa ya ilanın ya ajdarhadan yol varsan bir zat korksa hem işe korkun yerin gözler durur şunun başı yerini ayırıp bilmez. Kıyamet gününü de adamlar hem meciği şey edip legdan olup fakat karakın sancan yerinden gözünü ayırıp bilecek değil bir gün mü? Şu diğerle kıyamet. İnne sa'ata atiyetun la raybe fiha. Şu kıyamet günü hükmen hükmen yunguzlu badır. Hiç şek şubada onu yoktur diptir. O tam şol günne katı azap şiddetli olansan Kur'an-ı Kerim şu günün adına kan atlar bile at takya. Şu güne yavmun abus diye hemmecik adamlar yüzün gözün turşudup katı bir betmenzer olup gelen sen. Şol güne yavmul bahsiye. Hemmecik adam şol gününü üşürlen sen. Şol güne el hakka diye Kur'an'la hükmen gelecek hak bulunsan. Şol güne el karga diye Kur'an'la hükmen adamın yüreğini kakıp yüreğini yağacak olup korkudansan. Her bir sıfatı bilen Hudayi Tebarek ve Teala şol güne at takya. Yavmu zülliye, zelillik günü, başagaylık günü, ağlamak emri engremek günü, şovun kıyamet gün, tamam adamlar derler, Hudayi Tebarek ve Teala, davdaki bir keyfiyete mindirecek diptir kıyamatta. 70 uyun ile uyulunacak, her uyunla 70 bin perişte mamur edecekler. Şunca minler perişte umurtmani haccı kaba edip adamların üstünden doğulacak. Kur'an-ı Kerim'in öğüdü haber veriyor. Ve hiye tefuru tekadu temeyyezu minel gayz. Davudak şovun bir coşe miner. Davudak bir kaynar. Hatta içindeki otlar içine sığmağın ağzından serpiler diptir. Şey edip adamların üstüne atlayıp duracak Davudak. Şu at gün dördüncü asmanla kıyamet gün adamların bir mil defesine gelecek. Günün kızgını bir yandan tamam adamların peynisi kaynacak. Ülme yok. Yan kaydanım ruh geldi ala tarikı tekmil yapıştı. Yoksa bir lahzesinde ölüp namut bulmalı. Adamların defesinden gün bir nayda boyu gelip hemmesinin peynirlerini kaynatacak. Davulakında haybeti yalın seçip duran o değil. Bu adamların yüreğini yarar yalık olacak. Bir ayağı min ayak basıp Hudayın kahri gazabı bir yanın günün kızgını, davulakın kızgını birbirine tıkılışık şundan adamlar katı kıssanacaklar. Katı horlanacaklar. Son adamlar derilecek. Derileri adamların topuğuna gelecek. Dilına gelecek, biline gelecek, kursağına gelecek, bokurdağına çıkacak, nefesine demince. Fakat derin o derya olacak. Şunlu hemmecik adam, vay nefsa, vay öz canım, vay öz yadayım diyecek. Kur'an-ı Kerim'in öz aydı ya, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ebih ve sahibetihi ve benih. Adamlar şunla kaçacak öz atasından enesinden, öz oğul kıydından, öz doğundan, öz zenanısından kaçacak. Neme deyip ata oğullan kaçıya, oğlu şikayet ederim ki deyip. Neme deyip oğul atadan kaçıya, ata şikayet ederim ki deyip. Neme doğun doğunun kaçıya, ben sile-i rahmetmedi doğulluk vazifesini encam vermet deyip şikayet ederim ki deyip kaçacak. Neme eğer heleyden kaçıya, hele yerden kaçıya. Bana bir şikayet ederim ki özünün korkuncuna. Şöcüre doğun doğunun, dost dostun,
yakin yakinden aziz azizden bidar bulun bunu kıyamet gündür. Şan günne likulli imri'in minhum yevmeydin şe'nin yugni. Her bir adamının öz başına öz kayıp olup, öz amalına cıdar bulur yarak bir günü vardır deyiptir. Gayrini de yağıtlar yağlı yağdayıp olmaz adamla. Şeyle bir gün sizin başınızda var, evinizden gelecek, şunun fikrini edin, şunun tağallahını edin, şunun oylanışını edin, muttaki yağımdan bulun, muttaki hastan bulun, muttaki hasıl hastan bulun. İnne zelzelete saati şeyun azim. Kıyamadın başa gayılığı bitir ulu kondur diye Hüday Teala. Hatta min yıllap adamlar bile teklif tulkunup duracaklar. Gidere uğrun bilmeni. Ne derini bilmeni. Ahir adamlar yüşüp gelip Hazreti Adem Aleyhisselam'a gelecekler. Sen bizim hemmemizin atamız. Sen bir Hüday'a yalvar. Hüday Teala bizi beydik koymasın. Bile teklif tulkundurup koymasın. Bize bir rahmetsin, bizi bir hesaba çektin diyecek. Hazreti Adam odur hayi edecek, bir de etmen yağdayım da değer diyecek. Gidin Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam'a gelecekler, sen bizim iki yıl önce hatamız. Sen bize şefaat ettin. Bu da eden hatalarını yadına salıp, bir yağdayı da menden yok or diyecek. Gidin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Hazreti Musa'ya gidin. Hazreti İsa'ya gidin. O peygamber ona havale edip, o peygamber ona havale edip, her kaysına varıp dolkunup, haiş edecekler. Ahırda Hazreti İsa Aleyhisselam'a açacak. Bir hiç kim elinden gelecek yağdayı derdir. Gidin zamanı ahırın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gidin. Şol varıp, Huda'ya ayık diye de yalvarmasa, başka adamın onurcuğu işi der. Şondan peygamber Aleyhisselam'a gelecekler, haiş edecekler. Peygamber Aleyhisselam secdeye gidecek. Secdeye giden vaktinde Huday Tebarek ve Teala açacak. Ya Muhammed kum veşfe tuşeffe vesel tuğta. Ey Muhammed kal secdeden. Sen dile dilevin berler. Şefaat et. Şefaatın kabul edinler diyecek. Şonla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayak üstüne kalıp Huday'dan dilecek. Ya Rabbi Huday ben de dene ödün bir hesaba çek deyip. Şonla kafir olanın hemmecige devdaha gidecek. Heyvanatları Huday Tebarek ve Teala öz adalet midanını öz oturup heyvanatların arasında kısas cari edecek. Oların da birbirinin karavunu intikamını alıp verecek. Elbet ki Huday Tebarek ve Teala adaletini hemme halka nemayan etmeden çürüyü heyvanlar da direldip, şu tağda olurun arasında kısas yürütecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam haydi ya, letuaddennel hukuk ila ahliha yevmel kıyama, hatta yukadeli şatil celhaimin ve şatil karna, kıyamet gününde her haklı hakkına kavuşur deyiptir. Hatta şahlı koyun, şahsız koyunu süzen mi olsa, şahlı koyunun kellesinden şahı doğurulup, şahsız koyuna şah bitirilip, o da süzüp şunu avundurup hakkını alır deyiptir. Şöyle heyvanatlar birbirinden hakkını alırından sonra, şunlara Huday Tebarek ve Teala diyecek, kuni turaba. Siz toprak bulun, tozun gidin diyecek. Şol vakıhanı gören insanlar arzu edecek, ya leyteni kuntu turaba. Keşke biz o dünyada heyvan yaratılıp, akıbetimiz toprak bulup aylatamıştık diyecek. Biz şu cüre bir adalet gün bağ cemaatleri umizde. Edileyen işler hesap bulmayacak mı kadimeller? Hatta birbirini süzüşen koyundan hesap alınacak olsa, birbirini depişen sığırdan hesap alınacak olsa, hesap çekin. Huday'ın adaleti anırı başa varıp, tamam ediyen akmalımız çekip de şatada bize halalaha hesabun haramaha azabun dünyanı halal yoluyla yığınanmasak dinar dinar bize hesap vermeli. Haram da olsa şudur şuna azap çekmeli navudu bize. Şeyle gün başımızda bacımat. Çocuğa başa gaylık ba. Şovuna diyerler kıyamet gün.
شبر عدالت گونی حساب گونی میدان گونی شگونی یاده سالن شگونی ادن عملارن همیزی سورولجکتر دیه سورولجک موسا نمیش اتملی حاسبو قبل ان تحاسبو موتو قبل ان تموتو هنید ölmekeniz özünüz ölüp görün diye. Hesaba çekilmekeniz özünüz hesaba çekten görün. Şu ateşelli mükellef bulunuz veri ediyen amalınızı yada salıp Kudaya ne mi ettim ne mi edemem. Hemmesini bir defter akmalına aktardan görün. Eğer Kudayın ettiğin işini edip de kaçtığın işinden kaçan olsanız da elhamdülillah vel minnedip Kudaya hamdu sena edip şakir bulun. Eğer Kudayını hasta etmeli işlerden koyun mu olsak onun kalasını alıp tövbe edip kalasını almalı. Etmeli işlere varan mu olsak ona tövbe edip Kudayı yalvarmalı. Ya Rabbi Kuday bana göre bulma günahımı geçti tövbe etme. İnha şücre hesap edip de öz yanımızdan özümüz hesabımız kovu olsa Kuday Teala'yı diye ene indadanın avdi bi men bennemin gümenin yanına eğer bennem bana gümen edenle bolsa da Kuday'ı tanıydım Kuday'ın ettiğini işini ettim kaçtığın işinden de kaçtım bolasa inşallah men necatte var yalık yakdayım Bahadır deyip yürüyüsü uçyan olsa ediyen amalından çoradım necatte var deyiptir emme bu kadreyi teleke ağmalları edip teleke dağıtlara mürtekip bulup İnsafı vicdanını ellenmerip de iyile ağırdan mı olsa haram yiyen mi olsa şeriatle feleğen mi olsa öz yanına öz yer saçtı namitlik getirse ay bir yüller yanak yağdayım yoktur diyen bir namitliği varsa onunla o helak bulur diyor. Hiç vakit namit bulmalı. O cehetten hemişe özünüz fikretten Ahiretin tetariği bilen bulun deyiptir. İnni Peygamber aleyhissalatu vesselam fermaş ediye Seb'atun yudilluhumullahu fi zillih yevme la zille illa zilluh şol başa gaylık gün defelerini kaynadıp dağlık üstlerine atlayıp Bir ayağa min ayak basıp derine çümp duran yağdaylarda ken adam helak bulup şeydip durur yağdayı badiydik. Şol adamların içinde 700'lü adam necat tapar deyiptir. 700'lü adama günün kızgınına değecek ya davulakın odu da baracak ya adamların tıkılışı da olacak ya Kudayın özünün kudret kolgesinine rahmet sayesinde yaşayıp katı bir rahatlıkla hüzürde bolcuk 700'lü adam deyiptir. İnni biz Kureyli eğer özümüz şu yediğin içine giren mi olsa onunla Kuday bize necat verdiği oluyor Kudaya şükredeyliyim. Kuday ne hasta özümüz şu yediğin içine salabilmedik mi olsak Onunla vavıyla bizi helake düştüğümüz oluyor. Gayret edeydin. Şu yediğin içine girecek bu taraş edeydin. Şöyle yedi adamın en kavvalkısı El-İmamul Adil Adaletli başlık deyiptir. Bir adil bulun başlık. Her bir başlıklık bulun. Çoban başlığı olsun. Şehrin başlığı olsun. Ustanın başlığı olsun. Memleketin başlığı olsun. Zimam-ı umur özünün eline gelen adam. Şol adil olup, adalet gözü bilen halkı gözleyip, halkın hakkını yandırmasa, her haklığına hakkını yeştirse, halka zulmetmese, şol adam kıyamatta Kudayın kudret kölgesinin eteğinde yaşayan adam şol. El adle hasenun velakin fil umarai ahsen. Adalet hevri kovdattır deyiptir. Velikin adalet baştaklara beter ziynettir
beter gelişiyendir deyiptir. Onun için Huday Tebarek ve Teala bir adama imkanat verip, izzet verip, getirip de onu bir iyiliğin başı etse, bir nahiyan başı etse, ya bir keşverin başı etse, bile billik bilen adalet edip de milletini kov saklap, her haklini hakkına yetiştirse, şol adam kıyamet gününe serefraz bulun adam, baş yokur bulun adam, Huday'ın rahmetine duçar bulun adam oluyor. Onun için her öyün başlığında şu öyün emiri, şol öyde oğlulları ve anası, kıydı, gelini, şunun rayetleri, şuna da kavi nezaret etmeli, kavi adalet etmeli, ağaç olsa doyurmalı, yalamaç olsa doğulmalı, mariz olsa doktora gitmeli. Her civanının ona rayet edip, din milerin olup, kavi terbiyet verip, hiç vatlı olurun arasını imtiyaz gayrı olmanı, birini ileri çekip, birini gayrı çekip, birinin hakkını yandırıp, birini hoş edip, birini mesela berzah edip, bücür edip durmalı. Hemmesine adalet gözün bilen gözlep durmalı. Adalet nazarın salıp durmalı. Öğün başlığı da şeyle, sıyırgının başlığı da şeyle, şehrin başlığı da. Hemşin her başlık bulan adamın vazifesi gerek rayetine kovgulluk etmeli, kovgi demeli. Şeyse Huday Tebarek ve Teala ona kıyamette onun necat veriyor. İkilencisi, şu yediğinin ikilencisi, şabun neşe fi ibadet Rabbi. Şu kıyamette, şu beyik başı gayrıktan kurtulup, Huday'ın rahmet sayesinde yaşayanın ikilencisi bir cevan adam, cevan oğlun, cevallığına Huday'ın ibadetine meşgul olup, Huday'ın kulluğu bilen oluyor. Yaşlığından namaz kılan mı olup, yaşlığından mescide katlayan mı olup, Kur'an okuyan mı olup, din bilen mi olup, takva olup, perhizkar olup, Huday'ın ettiğini ne diyen mi olup, kaçlayanın kaçayan mı olup, kavu adamlara öğünü koşup da, kavular bilen olsa, şol kıyamette baş yokur bulun adam şol. Onun için aziz cevanlar gayret edin. Şu bir mucda Peygamber aleyhisselam aydıya ki siz cuvan vaktimizde oyun bilen, lehu bilen, lagu bilen bihuda mühmel geçirip de büyük fırsatımızı elden vermen. Ettevbetu hasanun velakin fişşebabi ahsen. Tövbe diyenleri beter kavlattır. Emme cevarlıkta tövbe etsin, cevarlıkta sofu olsan, cevarlıkta abut olsan, ol beter ütüşükte attır dedi. Onun için Peygamber aleyhisselam'a diye, hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerri kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum dedi. Ey insanlar, sizin cevallarımızın ilk kavsi yaşlılara menzeyenliktir. Cevan olup yaşlılara menzeyeniniz ilk kavsiyinizdir. Cevan olup sakkalı överseniz, cevan olup selli orasanız, cevan olup uzun eğim eğip, özünü ahli salaha menzedip, muttaki suratına geçeyeniniz ilk kavsiyiniz deyiptir. Emme şerr kuhulukum. Kahilliğini 40 yaştan geçen adama kahillik ad veriyor. Sizin olukollarınızın inki telekesi cevanı okşuşmalıyan. 40 yaştan geçip sakkal sıyırıp, 40 yaştan geçip kellesine saç koyup, 40 yaştan geçip tır köynek giyip, özünü bir cevan meneş edip, cevan formasını kök ediyorlar, ola inki telekenizdir deyiptir. Bir de Peygamber'in ağzından çıkan gibi. Onun için gayret edin, kıyamette necaat tapacak adam, cevallığını abut bulan adam, çok kıyamet başı kaylığından kurtuluyor. Üçüncüsü, reculun kalbuhu muallakun bil mesacid deyiptir. Çok kıyamet başı kaylığından
Kutulyanların üçüncüsü bir adamdır yüreği mescidge bağlı. Madam günü beş vakit namazı mescidde okuyor. Mescide var ya. Köp enis bolun zadi. Evrenşen zadi. Evrenşen cahi mescid bolup aylanıyor. Onun için Müslümanın payigâsi mescid bulmalı. Müslümanın toktayan yeri mescid bulmalı. Müslümanın bark geliyen yeri mescid bulmalı. Müslümanın pasgâsi, dağıtgâsi, kâzisi, hemmecik dağrı mescid bulmalı. Eğer bilmeyen zâdımız olsa barın mescide barın, ahunuza ne öğrenin. Eğer aranızda davanız var olsa, barakıda ahundan soran şeriat ne mi diye şuna? Senki diye mi, onku diye mi? Vesselam, edara varıp, mes'ulları bir derdesere koyup, pervenine sadi edip görmeye ihtiyacı yok. Kur'an-ı Kerim ayet yaudu billahi mineşşeytanirracim. Fe in tenazavtum fi şey'in ferudduhu ilallahi vel rasul. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsanu ta'vila. Eğer siz aranızda bir dava olsa, bir ihtilafınızı bağ olsa, şöyle ihtilafınızı Huda'ya ret edin, Huda'yın Resulüne ret edin. Yani barın ayetten soran, hadisten soran diye. Ayet hadisinizde kim biliyor? İmam edip koyun ahunuzu biliyor. Bardan şundan soran, şehit mengi size akıbet yüzünden kovdur deyiptir. Emme siz hakkına hakkı gözlemeni, hakat öz işinizin evvekilerini bilip de şeriatı defeleyip, kara işiniz bitenini olup, başka kafayı yurtup görmeliler. Hiç kimi derde sere koymalılar. Şeriat bilen bir adam amel edecek bulundan sonra ne edare yağdamalı, ne ayrı bir adam yağdamalı, ne bir adam kellesini akırtmalı. Fakat Kur'an'ın sorakamalı, ayaşılat doğru mu doğru değil mi? Bar bil farz, sizin imamınız size doğrusuna itmezse hakkın pamal edip, sen hakkın o bir adamı alıp verdi. Onu ol imam kıyamet günü yanıya. Kıyamet günü sen hakkın bir yana gidiyen zaten yok. Sen hakkın Muday Teala şundan alıp veriye. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Hudaya ahire de inansan etmediği için şu divay diye. Biz onun için Müslüman ademinin yüreği mescide bağlı olmalı. Şöyle kıyamette Hudayın kudret kölgesinin eteğinde yaşayıp azaplardan necat tapacak adam ehli mescid olmalı. Mescitten payı yok olsa şu adamın necatten payı yok. Onun için bir vakit Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabalara karab aytti. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihinnel hataya ve yerfagu bihid derecat. Ey sahabalar, ben size delalet etmeyeyim mi? Sizin dereceniz belendedip hatanızı ayıracaklardı, ben size aitmayayım mı dedi. Bela ya Resulallah. Ait ya Resulallah dediler. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam aitti. İsbâğul vudûi alal mekârih ve kesretel hutâ ilel mesâcid ve entizârus salât bağdas salât felâlikumur ribâd. Yani sizin günahlarınızı ayırıp da dereceğinizi belendetecek zat, üç zat dedi. Bire nefsin kıyın uğrayan vaatlarına kamil tarikta tarih almak. Beter ıslarda, beter soğuklarda, havlukmuş musafirette, uykanın turunda, böyle şeyle edip de tarih tutacağını baştan savaşın gelir. Yok. Son ibadetin kamilliği, taharetin kamilliği bilen oluyor. Kamil tarikta tarih almalı. Havlu mani yüzünü iki kulağın ağrısı bilen, enen eteği bilen, saçın düğü bilen yuvup, iki elini tirsekten geçirip yuvup, iki ayağını topuktan geçirip yuvup, kelleğini mesredip, kamil tarihte isbâh diyeni isbâh vudu, isbâh diyeni kamil etmek, vudunu kamil etmeli.
İkinci, kesretul huta ilel mesacid. Mescitlere adım ken atmak. Mescitlere adım ken, kim mescide ken adım adar? Kim ken katmasa ken adar? Kim taş yerden katmasa ken adar? Mescide adım ken atmak günahını gittiriyor. Mescide karşın bir adım adında sevap defterine bir sevap yazılıyor. Günah defterinden bir günahını aradan ayrılıyor. İnha şu kıyamet gününe necat verecek zat şu deyip bir yüreği mescide bağlı adam. Reculun kalbuhu muallakun bil mesacid. Bir adamdır ki onun yüreği mescide bağlı. Bir adam mescide gelmese, mescidin havarını almasa yüreği mescide bağlılığı olur mu? Yüreği mescide bağlı adam ağırlığın gününe bir tavar gelmelidir. Dört ilencisi رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه شل خداين قدرت كرغوتين سايرنب عذابتن قتلجوك آدم iki adam deyiptir. İkisi dost görüşüyor. Katnaşıyorlar. En iyisi fakat Huday. Birbirini söylüyor. Fakat sebebi Hudaylık. Ol onu söyüptür, ol onu söyüptür, Hudaylıktan çürüyor. Men seni söyleyen, sen bir takva, Hudayı yakın adam, şu bilen dost olsam, şu bilen katlaştım, bana Hudaylığa yakınlandırır şu adam diye. Sen beni söyleyen, şu adam Hudayı adamdır, şuna yakınlaştım, Huday razı olur deyip söylüyor. Şun sebebi fakat hudaylık. Hudaylıktan şürü dost olup, hudaylıktan şürü takva oluyor. Dünya mağazından şürü değil. Ya onun makam mensebinden şürü değil. Partisinden şürü değil. Namusundan şürü değil. Ayrı bir engize yok bulur katnaşanına. Fakat huday. El-hubbü fillah vel-muğzu fillah. Söyüptür Huday için, şunun için katnaşıya, Huday için katnaşarlığı sebepli, şu iki adam kıyamet gününe, Huday'ın kudret kulgesinde olacaklar. Velev kâne şunun biri, günahkar olup, beter tereke adam olup, davzaha gitmeli olsa, emme öbür dosi, Huday'ın söyleyen adam olup, cennete gitmeli olsa, o zaman Allah Tebarek ve Teala ona içecek, sen behişte git. Şunu sen ben diyen mi ettin? Takva buldun. Sen mi olsan bari doğdaka git. Sen takvalık seninle olmadı diyecek. O zaman yankı doğusu açacak. Ya Rabbi Huday, ucurum olsan benimle doğdaka gideyim. Şunu doğusum yanımda olmasa cennetin bana hüdürü bulacak değil. Menne o cüre olsa davdaha gideyim. Huday tebârek ve teâlâ içecek. Menin fallu keremme layık değil. Teleke sebeplü kovini yakmak. Menin şe'ni şevketime, azametime şu layık. Telekeni kovin hatırına bağışlamak. Bar doğsun hatırını seni bağışladım deyip cenneti vereceğim. Huday için dost bulurlar şeyle. Onun için اَرَّجُلَ عَلَى د۪ينَ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ Her adam öz dostunun dinine göre olur deyiptir. Siz özünüzü tanıyacak olsanız dostunuz ayrıştan görün. Dostunuz tanıyın deyiptir. Eğer dostunuz hudayı olsa, katlaşan adamınız hudayı adam olsa, takva perhizkar olsa, bilin, ödünüzde kalsınız. Şol katlaşan adamız Huday'ı tanımayan mı olsa, namaz okuymayan mı olsa, mescide gelmeyen mi olsa, haram nüzul yiyen mi olsa, bil ödünde terek edin, ödünde de kavuluk yoktur. Çünkü Peygamber'in ağzından çıkan gel. Er-reculu ala dini halilih. Her kim öz dostunun dinine göre bulur. Onun için kavular bilen katlaştan, yakışıdan şerafat, yamandan kesafat. Yağışa adamdan şerafet yokur,
yamandan ketafet yokur. Yine bir hadis aydıya, el mer'u mağamen ahabba. Her yigit ödünün söyünmeli kıyamette kopar diptir. Kavuyunu söysen kavu ile koparsın, telekeni söysen teleke bile koparsın. Her kim öz söyünmeli kopmalı. O cahetten kavu adamlar bile katlaşmalı. Şol en iyisi takva olup, dostluğu takvadan şunu olsa şol adamlar uzak gidiyendir. Hiç başın arasına ihtilaf da düşmez, birbirinden ayrılışmaz da, birbirine hıyanet de etmezler. Ama en iyisi hudayı olmasa, hudaylıktan şunu birbirine katlaşmandırlar. Birinin malına hantama olup, ya namusuna hantama olup, ya şu makam partisinden istifade edecek olup, dost olan olsa ona uzak gitmez. Şunun hemen sebepli, ol en iyide hem işe tavuk durmaya. Şu da atıp olmadık vaktinde dostluğu da ayrılır. Ol madem dünyasını verip durmaya. Madem senin işini bitirip durmaya. Madem senden hastası bitip durmaya. Bitmeyen yerinde sen düşman olup, anırbaş birbirini helak edecek olup, birbirini yamallap, birbirini şikayet verip, birbirinin izine gelip birer adamlar görürsün. Şol deslaplı Huday için bulmasındır şol adı. Şol dünyadan şunu dost olurlar. Kıyamet gününe birbirine düşman mı olur deyiptir. Şunu Kur'an aydı yavdu billahi mineşşeytanirracim. El ahillâ'u bağduhum li bağdın adû illel muttakîn. Şu dünyada dost olurlar. Şu dünyada sen canın ben canım deyip katlaşarlar. Kıyamet gününe düşmandırlar deyiptir. Hatta arzu ederler ya leyte beyni ve beyneke buğdal maşrıkayın. Sen bilen men aramın daşlığı günlüğür bilen gün materyalık bozulmuştuk deyip arzu edecek. Dost olanını peşiman olup, dost olanını ökünüp, şu kadri birbirine düşman olacak ola. Bez teleka adam dostusun, kıyamet gün kellen ağırtacak beter. Bir dünya dursun. Ha şu bilen men şu bilen tan imani, şöbülen men daşlığım gün noğur bilen gün materyalak olup birbirimize ayak yetmeyen yerde bozukmuştuk bir bardı ötecek. Ne mi sebepli? Şun üstü bilen beter azap gelecek ödüne kelle ağır gelecek. İllel muttakîn emme takva yolu olsa dinden şürü hudaydan şürü dost olan motorlar ona birbirine şefaat edecek. Birbirine komikçi olacak. Birbirine kollayacak. Onun için şu tahtını düşünmeli cemaatler. Her bir katnav ediyen adamızda, her bir ava gelip gidişen adamızda şun takvasını seyredin. Fakat dünya menafasından şürü ne mola olsun deyip samimiyet yapacak balık durma. Dindar olsa şunu yüreğe sokun. Dini olmanın sonra onu onun maşallahı yok mu hadip yürümen. İnha kıyamette de necat şu dindar olup katlaşan adamlar da var. Kıyamet gününe 700'lü adam necat tapacak dedi. 700'lü adam necat tapacak. Dördüsüne aittim şun beşlencisi. Reculun talabatu imraetun zati mensebin ve cemal fekale inni ahafullah. Yani kıyamette necat tapyan adam bir adam deyiptir. Şol adama bir hatun temayül ediye, bir makam eyesi bulgun, avadallık eyesi bulgun, görnüklü hatun şuna temayül edip, gel ikimiz teleki iş edeyli, zina edeyliyen vaktinle, ol adama diye men hudaydan korkuyan, men bir iş edebilecek değerliye, şol hudaydan korkuyan deyip çekilen adam kıyamette cenneti şu. Hudayın kudret kulvetinin eteğinde yaşayan. Biz hudayın haram eden işinden özünü saklayıp zinadan özünü saklayan adam kıyamet gününde necat tapan adam şu oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim kendi tavşırı veriyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Ey adamlar, siz zinaya yakınlaşmayın,
zina diyenler katı teleki iştir, fahişe iştir diye. Zina etmeyen diyemedi Hudayi Teala. Zina yakillaşmayan dedi. Zina yakillaşmak ne bilen mi oluyor? Şol kişinin namusunu gözlemek bilen mi oluyor? Şöyle bilen gurrun etmek bilen, şöyle bilen tanışlık açmak bilen, bes insan özünün mehrem olmasa hiçbir hatın bilen tanışlık açayın nimelle. Kur'an-ı Kerim destur veriyor. Kul yağzudna min ebsarihinne. Şolar göllerini yımsınlar deyip. Yani erkeklere destur veriyor, hatırlardan gözünü yımsın. Hatırlara destur veriyor, hatırlar erkeklerden gözünü yımsın. Hiç vakit erkek adamlar hatını gözlemelle, hatırlar da erkek adamı gözlemelle. Hatta bazı Türklerde geliptir, haysi bir adam haram olan nazara nazar etse, erkek olup kişinin namusunu gözlese, hatın olup da kişinin erkeğini gözlese, subba fi aynehi el anik diye. Kıyamet gününde şöyle adamının iki gözüne kurşun koyulur deyiptir. Şöyle adam kıyamet gününde menşur olacak. Şöyle iki gözünün kurşun koyup iki gözünü çökücüğünün kurşunuyla doldurup tip tekiz vurup geçecek. İnha kişinin namusunu gözleyen adamlara kıyamette verilecek işkence şu. Onun için hatırlar mestur olmalı, hatırlar örtülü olmalı, hicabına riayet etmeli, bet hicab olmalı değil, hatırların saçı görünmeli değil, hatırların kulli bedeni görünmeli değil. Tamam durmuşuna avrat hatın diyenler. Şol hatırlar özünü kişilere kökezeyen hatırlar, şolar kıyamet gününe cennetin iyisini dağıtmaz diyen hadisler var. Bir hatını iki öyle erkeklere mengdep, erkekler yağlı açık yalamaçları gezip erkeklere mengdecek olsa, ya ol bir erkekleri iki özünü hatırlara mengdetse, şunun burnuna cennetin iyisi kalkmaz diye hadisler. Cennetin iyisi de 500 yıllık yoldan geliyor diye. Cennet diyenler bir kovzat, Bagadri Muşka Ammar iyisi kukuyup duran zat, 500 yıllık yoluşun iyisi et diye. Bes bir adam erkek olup heleye menzen, heleye olup da erkeğe menzen hatın, cennetin iyisi burnuna kalkmayacak olsa, ne mediydi oluyor? Şol adamlar cennetin 500 yıllık yol yakınına da varmazdı oluyor. Nauzu billah. Onun için aziz cemaatler gayret etmeli, şidatları kulak asmalı, şohi zatler, peygamberin aydın kefi, Allah'ın aydın kefi, şunu bekleyecek olmalı, şeriatı bilmeli ve bilip amel etmeli, her bir telekanı görülle edip, her bir telekeleri bulacak olup, her bir teleke bir libaslar giyip, teleke bir bet resimler adet edip, mahsusan gelin kıyılar, telekeli vaatları giyip, şu zamanlarda bet menşur olup geliyorlar. Bir zaman gelir deyiptir Peygamber. Bir zaman gelir, şu zaman katı teleke zaman olur deyip aydıptır. Şu zamanına iki alamet var deyiptir. Şu bir alamet işi, hatırlar kâsiyatın ağrıyat buluyor deyiptir. Hatırlar olurlar, libas giymeni yalanaç giyip yürüyen adatlar yok. Libaslı olup yalanaç oluyorlar. Necere olup libaslı olup yalanaç oluyorlar. Libaslarını daracık giyerler. Daracık ennamına gerceşip durun libaslar giyerler. Yalanaç giydiği adaptır diye. Yani hey oraya yukadat giyerler. Beter yukadat giyip bersinin anırsı görüntü durun zat giyerler. Bu da yalanış gezdiktir deyiptir. Ondan sonra yine de bir hadise Peygamber Aleyhisselam aydıptır.
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَحَلُوا ف۪ي جُحْرِ ضَبٍ لَتَّبَعْتُمُهُ. Ey ümmet! Siz bir ağdırsınız, siz bir yoldan çıkarsınız, siz gayrı değillerin izine düşersiniz. Urupa'yın getiren bet resimlerini siz resmedersiniz. İyiz ve iyiz karşı barış yoluna tabu olup, hatta şolur bir paşlığın hiyinine girse, siz de girecek olup çevrelenersiniz deyiptir. Biz kafirlerin livasları, hindi livaslar, Urupa'yı livaslar, darıcık livaslar, bet şekiller, bet resimler, bet kıyafalar, hiç vakti doğru zat değil. Men teşebbehe bi kavmin, فَهُوَ مِنْهُمْ. Haysi bir adam özünü bir kavme menzetse, şol adam şu kavmdan kopar deyiptir. Eğer siz özünüzü kafire menzetseniz, kafirlerin cümlesinden koparsınız. Siz fasıka menzetseniz, fasıkın cümlesinden koparsınız. Onun için giyen libaslarınızı oylançtan vurun. Egin maşınızı oylançtan vurun. Şu Müslümanın giyen egin maşı mı egin maşınız? Ya kafirin giyen egin maşı mı? Müslümanın giyen egin maşı olsa, Peygamber giyen mi olsa, sahabaları giyen mi olsa, Peygamber Aleyhisselam'ın maşkaları, Ümmahatül Müminin giyen mi olsa, siz de giyin. Yöne karar, iyi biçip de heyvani Ali, yatıp durup gelip görmeliler. Sizin hemmecik tadımızın sorulacak, libasınız da sorulacak. İyi biçiyen adımız da sorulacak. Geziyen yeriniz de sorulacak. Ediyen amalınız da sorulacak. O zaman şu zilibası giydin, kime tabi olup giydin diysen ne mi diyecek? Ors olup giydim diysen, sen cehenneme yanmalı. Ben Müslüman olup giydim diysen, haysi bir Müslüman giyiptir diyecek. Onun için libasına da beter ehmiyet vermeli. Her kim bir kavme menzese, şu kavmi muhabbet edip, şunu söyüp, şu kıyafanı söyüp, şuna menzeş olacak olsa, onunla katı telekep oluyor. Onun için, Müslüman adam, her bir işinle özünü, kitabı doğrulamalı. Livasınla, reftarınla, kerdarınla, tamamı akmalını sorup, şeriatı doğrulap durmalı. İnaziz cemaatler şu kıyamatta büyük başakaylıktan necat tapıp Huday'ın rahmet kulüvesinin eteğine sahileyen Adami'nin altılancısı Reculun tesaddaka fehfa hatta la tağlama şimaluhu ma tunfiku yeminuh. Bir adam sadaka veriye, hayrat ediye, oğruyun çaveriye. Hatta sağalının beren sadakasından sol elinin haber bulman haliye. Manası, göz üçün değil, rüya üçün değil, şöhret üçün değil, özünü tanıtacak olup değil, Huday'ı razı edecek olup, bir fakirin işini bitiriye, bir ağacı doyuruya, ya bir yalancı donaya, ya bir müşkül adamının müşkülünü hal ediye. Bir ihtiyaç adamın ihtiyacını bitiriye. Şuna diyenler, hufiye sadaka. Hop, halk bilenilen, halk görünülenle sadakana bir kemçilik geçene. Fakat niyetinde Huday için olmalı. Huday'ı razı edecek olup edenden sonra, o ilahın himmeti bilsin, hiç diyen yok. Ol oğru inşa etmeliyip tevsiye ol yani, mevada gurura gelip, iyile bildirecek olup, halkta, halkın arasında şöhret tafa inleyip, yüreğin ağırlanıp da şöhretin izinden, riya sunman izinden gidamasın deyip, çörün ışık salıp da hofiye edecek ol ya. Biz sahabeler hem işe, olur şu riya sunmadan kaçıp, gözüşüğünü vaat etmeden kaçıp, madam oğru inşa edecek olup barışlarına bir fakir geliyor ki, şunun yolunu koyordular diye. Ben neşe derim.
Şolar kisin men tanıymasın dedi. Yerde oğrınca giyice karankıda varıp da eline salardılar diye. Men bilmesin me bağda inerken beni tanıyıp da sonra menden utanıp görmesin. Şücre çörüğü şıktal yamış. Yani hofiye edecek bu. Hofiyeden maksut Huda'yı için etmek. Huda'yı için etmeli. En iyileriniz Huda'yı olmalı. Şücre sadaka etsin, hayrat etsin. Kıyamet günün baş ağaylığından necat verip sen üstünde sahip olayan zat sadaka diyenler. Berenna'nın sahip olsa gerektir diyen vaktim oluşanın Huda yoluna sıkaran hayradın kıyamet gününe çöl yaman ıstılar defenge oturacak değil. Onun için Müslüman doğumuda ihsan etmekten, hayrat etmekten hiç vaat gayrı durman. Beter derece fazilet şunlu vardır. Hatta Musa aleyhissalatu vesselamın zamanlı bir hikayet var. Ben şunu size aydıp vereyim. Buna aitmağımdan maksus şu, sadaka vermek, Huda yoluna harc etmek, bir umumi içtimai zatlara sarf etmek, dünyanı kemeldiye mükadip, malın nuksan getiriye mükadip, yadına da gelmesin. Eşşeytanu ya'dikumul fakr. Şeytan size fakirliği vaat eder yandır. Malını harc etsen, bana ihsan etsen, din yollayıp gören yerine beri versen, onunla sen garip kalırsın, bir işare olursun, elindeki zatı sen sakla deyip, ay diyandır diye şeytan diye. Şeytan size garip kalırsınız deyip vaat eder ya diye Huda Teala. Ol şeytanın tevsiyesidir. Ona bakman hiç yok. Verebileniniz özünüzdür. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Her bir hayrâdî ki özünüzden takdim etseniz, şunu Huda'yın yanına amadete vardınız. Biz dünyadan, dünya malinden hiç kaysi özün ki değerdir insanın diptir. İlla مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ İyip ağrıdan ayırın zâdi özün ki. وَمَا لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ Ya giyip çürden zâdi ödün ki ve mâ takaddemte li nefsike Ya nefsinden şuraya öyle takdim eden zâdi ödün ki Şu işte attın meyle zâd emmeti ve resâ gâlli O sen mülkün olmadı Sen o zaman halâlaha hasâb haramaha azap olup adamın çek gitmedi İndiş olayacak hikayet bir şey Şeytana siz garip kalırsınız deyip vâde veriyor Emma buyuru biz sadakat diye Huda Teala. Siz hayrat ihsanat etseniz, şu hayrat ihsanatınız size arttırır diye, malınız köfelder diye. Şunun hakkında bir hikayet, Musa Aleyhisselam'ın zamanında bir garip adam varmış. Hiç tadı yok. Günü geçmeni, rüzgarı aylanmeni, Musa Aleyhisselam'ı var ya. Ya Resulallah, Men gülüm ağır geçiye, zâdım yok. Sen Huda'yden dile, Huda-i Teala men gülüm giyişirliğe salsın diye. O zaman Hazreti Musa Aleyhisselam, Huda-i Teala'dan dileye, Ya Rabbi Huda'yı şu benden bir giyişirlik verdi. Onunla, Huda-i Tebarek ve Teala'yı diye, ey Musa Aleyhisselam, Bolya kabul ettim, şu benden ömrünün yarısını men şunu bay edecek. Yarısını garip edecek diye. Ömrünün den yarını garip olacak den yarını bay edecek. İnne hayti verine intikap etse ölü, intikap ölü bilen diye. Musa Aleyhisselam gelip aydı ya ola adama şu cürü ömrünün yarısını sen bay olmalı, yarısını garip olmalı. E unça baylık alacak mı, gariplik alacak mı diye. Onunla men gideyim oğlum şuna bir maslahat edeyim diye. Şundan geliyor, maşgalasına, oğul kızına oturdu ya emmedin üşürüye, çizülü sürü maslahat mı? Ne mi diyeniz? O zaman zinanı saydı ya, evin çeğe bağlılığa da illi ya. O zaman bağ adamaydı ya, yanlış mı diye, evin çeğe gariplik kavbi dedi ya. Şunun ne mi sebepli, ömrümüzün deslabında, cevan vaktimizde işlep de onursu diye.
Qariplikten sonra bayisak beter hüzür kovu olur diye. Emme evunşe bayi olsak, qarrı vaktimizde garip kalsak bir beter ıgır geçer. Etmeli evunşe gariplik alaylı bayilik sonu kalsın. Ve oğlun uşakları hemmesi yok olmaz. Hükmen bayilik alayıp bunu icbar ediyerle Musa Aleyhisselam'a gelip ya Resulullah biz evunşe bayil kalmak intikap olur diye şun maslahat bildik. O da Muzayi Tebarek ve Teala buna bayılığı veriyor. Dumul doğuştan dünyası coşup uğrayam. O da bir gitti Bağdır'a gitti tamam öyle esbab alıp geldi. Geyer yani egin maş mesela kavuş ya tuvi et hemme yemel içmez zat giymez zat ve öyle gerekli zatlar esbabları hemmesini alıp geldi. Gelen vaktinde zanaatliydi, bulmadı mı neydi? Hani bunu fakat öye getirttin hemmedatliydi. Sen bir öye getirme. Her vaat getiren de dört devre evimizdeki yanaşıkla bizden getirdiydi. Her taraftan ne açı öy hemmemiz den yeyli, den geyeyli, den hödür vereyli. Hiç vaatte bir yanaşığımız bizden kemmi olmasın neydi? Madam bazıları ne mi esbab alıp gelsen dört devrende yanaşıklan bilerle geldi. O zaman bundan meyli hakkıyın bir namazı şu oldu. Hem mecikladi den alıp gelip tamam oğabası bilen bilir. Kavu yaşayıp behterin zinde giyettiler. Badem yarfı ömrünün geçti. Ömrünün iki sesini yaşayıp bariye yine de önkü bayılığı oldu. Musa Aleyhisselam Hudayi Teala'dan sonra diyor ya Rabbi Huday, sen ömrünün yarısını bayi edecektin falanin. Bir ömrünün iki sesi bayi olup var ya. Onu Huday Tebarek ve Teala etti. Ya Musa, men bayılık beremden sonra aliyan nedir? Meğer kıskanca adamlardan aliyandır. O adam kıskanmadı. Yanaşığı bilen, hem mesirgini bilen, oğabası bilen, den yiyip, den yiyip, şu cüre berimli oldu, berimli olandan sonra men beren adamı kıskanmayan adamdan almar neydi? Her vaat bir adamdan bayılığı elinden alsam kıskanç bulunsan alındır neydi? Biz onun için kıskanmak, zadını kısıp, Huda yoluna, hayriyatı ihsana sarf etmeyeni kıskanmak, şeytanın beren vadesi, eşşeytanu ya'dikumul fakr, şeytan sizi garip kalırsınız zibay diyanır. Emme ve men yuka şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Huday Teala diye haysi bir adam nefsinin kıskançlığından saklanıp Huday'ın beren malini hayratı ihsana sarf etse felah tafan, necat tafan, hoşbat bulun adamlar şu adamlardır. Onun için Huday'ın beren malından Huda yoluna harc etmeni kuta gelme. Malımız da kemiğimiz, Huda yoluna döreceğini beren bulur. Ahirette Huda'yın kudret sayesinin etekinde yaşayıp, kıyamet mehlekelerinden necat tapan adam bulursun. İnni çok kıyamette necat tapan adamların yedilencisi, Reculun zekerallaha haliyen fefâdet aynâh. Bir adamdır, bir halvet yerde oturup Huda'yı zikredip gözünden yaş döküyor. Huda'yı zikredip gözünden yaş dökmek kıyamet mehlekesinden necat veriyen zat. Huda'yı diyenleri korkor yalak zat. Huda'yı kovf eder yalak zat. Şu an devletin tehdidinden necere korkuyanız. Seni zindan ederin. İdam ederinip, sen üçün bir pervenne sazi bulup da, sen mahkum bir idam bulasan, ya mahkum bir ebed bulasan, bu kadri kaygı kutsaları başına gelip, gözünden yaş dökülüp, kanıp uka almani, duyup damak imani, inçelip sarılıp soluyan, ne mi sebepliyim? Şu devletin gücünü bilyen, şun sana verecek şikencesinden, zunnağından haberin mi? Şundan sürü sen korkuyan.
Emme Hudaýyň berjek azaby, Hudaýyň kıyamatda berjek işkenceti bulardan katıdır. İnne azabel ahireti eşeddü ve ebqa. Ahiretin azabı eşeddir ve bakidir diptir. Biz Hudaýdan korkan adam ağlamasa çaresi yoktur. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Kıyamattan korkuyan adamlar ağzacık gülüp kân ağlarlar diye. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam aydı ya Ya ümmete Muhammedin لَوْ تَغْلَمُونَ مَا أَغْلَمُوا لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَذَحِكْتُمْ قَلِيلًا Ey Muhammed'in ümmeti, siz men bilyan mı bildiniz, kân ağlardınız, ağzacık gülördünüz deyiptir. Men bilyan ahirdemde başınızda neyme kovga va, men bilyan hesap kitapta neyme kovga va, men bilyan kıyamadın azabını, şiddetini, Hudayın kahrı azabını, Huday Teala'nın heybetinden men agab olyan. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam ağlardı, yüreği hökür derdi, kaynap durun, kağıdan yarık bulurdu deyiptir. Hudaydan korkucuna. Bes biz de Hudayı tanıysak, kamilen tanıymayı tanıysak, kıyamada inansak, kıyamadın bolcağını cezmen, hatmen bilsek, hükmen şovunun başa geleceğini, gözümüzün evinle mücesseme etsek, ağlamasak çaremiz yok. Günahımızı atlasak, hatamızı atlasak, ağlamalı oluruz. İyil gözünçe, min yıl taqat kılandan, yakşıdır bir seher gözden yaş gelse diyen. Şöyle. Onun için bir göz yaş etmek, Hudayi Tebarek ve Teala'nın yanına beter erdişken. Üç adama Hudayi davlu hodun haram etti diye. Şon biri aynun beket min haşyetillah. Şol Hudayin odu haram eden göz, haysi göz, Hudaydan korkup ağlan göz, şol adama davlu hodu haramdır deyip. Onun için Peygamber aleyhisselam aydı ya, evku fe illem tevku fedebaku. Ey adamlar ağlan diye. Ağlap başarmasanız ağlayacak bulup bir çürgüşük salın deyiptir. Yüreğiniz katıysa, kalbiniz kanılgıysa, siz fikredin, oğlunçtun, fein tahayyertum fil umur, festa'inu min ahlil kubur. Eğer yüreğiniz katıyıp, hiç vakti yürüyü havuz düşmeni, nelerini bilmeseniz, gönlünden bir katra yağış çıkmasa, oturdan kabristanı görün, oturun fikredin. Şonça, menniyen adamlar inha tofrak bulup yati, ye gidin tarihi aktarın, tarihte nami vakıları geçiptir, şahları geçiptir, peygamberleri geçiptir, bayları geçiptir, hünermentler geçiptir, danışmentler geçiptir. Kimin başını alıp durup dur bu dünya? Hiç kimin başını alıp durmanır. لَوْ كَانَتُ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ ف۪يهَا رَسُولُ اللّٰهِ مُحَلَّدَ Dünya kavluk derekli bir adamın başını alıp durmalı olsa Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem şunla emişe kalırdı. Hazreti Resul geçenden sonra kim geçmeyecek? Ayet sen geçmeyecek mi? Hani ataların, hani enelerin, hani ağaların, hani ağabeyi ecdadların? Hemmesi geçip beşlerin yeri geteğinde yatırlar. Onun için oğlançtan, fikredin, ağlan, ağlamalı gününüz vardır. Ağlamasanız işiniz haraptır. Yüreğiniz katip ağlamanı başarmasanız فَسْتَعِينُوا مِنْ اَحْلِ الْقُبُورِ Kabir ehillerinin mardan kumek talep edin.
ölen adamın yanına varın, ölüğünü gömmeye gidin. Neyme ki diye. Gorustanı gorda oturup fikreyle bunca menniyeler yatıp kum olup. İnha tefekkürün alameti. Tefekkür etmeli. Tefekkür etmeli. Ekfirû zikre hâzimin lezzât. Lezzeti kesiyan atların gururunu kâin edin. Ölümün fikrini edin diyen Peygamber destur var. Şeysten, şun fikrine düştün. Ödünü ödün hesaba çekip görsün. Ağlarsın da Hudaya yalvararsın da. Ağlanmayani, göze yaş gelmeyani, hiç yürekte havuf olmayani, fikir bulmazsın, oyunuşuk bulmazsın, kaygısız yiyip, kaygısız yatıp, sığırıyalı sığınap, hiç daha da fikretmeni, ten perver olup gelecektir. Hudayi Tebarek ve Teala hemmemize tufiğe hidayet verip, hemmemizi şu yakşı bendelerin cümlesinden aylandırıp, kıyamet gününe Hudayi Teala'nın kudret sayesinde sayılandırıp da özünün rahmetu keremine, fazlu keremine duçar bulurlardan edip, cenneti cavidanına cay verip, öz didar-ı mübarekini hemmemize kök edip, şunun lezzetine mest-i mustagrak bulup, seven bendeler bol yerlerden aylanırsın. Allahümme ya hadiyel muzullin, ya rahmel muzlibin, ve mukayla asaratil asirin, irham abideke zevul khatiril azim, ve cealna mağal ahyaril merzukin, illezine namta aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şühedai ve sarihin. Velhamdülillahi rabbil alemin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. İran'ın Türkmen Sahra yurdunda yerleşen İrfanabad Dini Oku Merkezi Cahin'in teyyarlan bernamalarının yeni birini dinlediniz. Tayinliki varlama, hoş, Allah yarınlığı.